Selam millet dedi oyunlarda. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Yeni bir Total Accurate Battle Simulator, tamamen gerçekçi savaş simülatörü oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, zavallı mağara adamlarımız bu sefer katapultların kayaları altında ezilirken biz onları görmezden gelip Sandbox Legacy diyoruz ve işte onların ezilme seslerini duyuyoruz. Hep birlikte inceleyeceğimiz bölüm Marvel Heroes and Villains. Marvel Heroes and Villains'da bakalım neler varmış. Spider-Man, Kaptan Amerika, Black Panther, Thor, Iron Man, Black Widow, Ant-Man, Wasp, Rocket, Hawkeye, Drax, Gamora, Star-Lord, Hulk daha doğrusu, Loki, Chitauri Alien, Ultron, Scarlet Witch, Quicksilver, Thanos, Groot, Winter Soldier, Kaptan Marvel, Falcon, Doctor Strange, War Machine, VM Minigun, War Machine Minigun galiba bu. Chitauri Leviathan derken o dev yaratıktan bu mu dev yaratık peki? Electro, Mistro, Red Hulk, Punisher, Iron Fist, White Tiger, Power Man, Nova, Green Goblin, Gladiator Hulk, The Trickster, Taskmaster, Iron Man, Lazer, Helicarrier. Helicarrier yani işte. İç güveyden hallice bir Helicarrier olmuş. Iron Man nasıl bir şeysin Iron Man? Iron Man'den çok Iron Man'e benzemiş ama şöyle bir bakarsak eğer yo Iron Man olmuş yine. Baya baya da olmuş vallahi, helal olsun. Şimdi şunu bir silelim. Şöyle oyunumuza bir dönelim. Kardeşlerim hemen şöyle güzel takımlar kuralım. Mesela Spider-Man, Kaptan Amerika, Black Panther, Black Widow ve Ant-Man'e karşılık Iron Man ve Thor diyorum. Şöyle bir ağır çekim bakalım ne olacak. Thor'a sıkıyorlar. Sen kimsin o sıkan ya? Spider-Man güzel bir atlayış yaptı. Black Widow bayağı paçoz bir Black Widow olmuş. Üzerine Iron Man'den yağan roketlerle havaya uçtu kendisi. Spider-Man herkese halka atıyor. Ağ atmak yerine ama mantıklı. Olabilecek en yakın şey bu zaten. Thor da elektriği verdi. Thor elektriği verdi. Başka kim elektriği veriyor? Iron Man de elektriği veriyor valla. Kaptan Amerika elektriği verdiler. Blue Victory. Şöyle bir bakarsak Blue Team burası. Vallahi çok mantıklı. Blue Victory oldu yani. Burada bence de burada Blue Victory olurdu zaten. Ant-Man'i görmedim bile ben. Ant-Man çok küçüktü, onu görmedim bile. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tipine baktığımız zaman en güzellerden bir tanesi Ant-Man'miş aslında. Black Widow iki tabancalı olan tipmiş, şimdi oldu tamam. Black Panther, Iron Man, Kaptan Amerika. Peki iki tabancalı olan zaten bir tane varmış iki tabancalı. Peki kabul. Sildim bunları. Bir sonraki sayfaya geçelim. The Wasp. Wasp'e bakıyorum. Wasp. Burada Wasp biraz erkek olmuş sanki. Olsun. Wasp. Roket. Hawkeye. Star-Lord. Hulk. Karşılarında olacaksa eğer Hulk'ı şöyle koyalım. Drax. Gamora. Star-Lord. Hepsine karşı Hulk tek. Bakalım şimdi ne olacak. Gerçek bir Hulk. Bunları zaten What is Matrix yaparak Hulk oklardan kaçtı diyecektim. Kaçamadı. Oklardan bir miktar kaçmıştı. Sonra kaçamadı. Tamamen bombardımana maruz kalıyor Hulk. Rezalet. Rezalet. Yıldırımları yedi. Star-Lord'dan yıldırımı yedi. Herkesten okları yedi. Hulk yere inemedi henüz. Göğe yükseldi. Galiba düşecek. Düşüyor. Düşüyor. Hulk smash diyecekti ki düşemeden bir yıldırım daha yedi. Bir daha göğe yükseldi. Bir daha düş. Hulk'un Hazin Sonu isimli. Hulk smash'emedi. Bir daha yıldırım yedi. Adamlar aşağıda birbirini yiyor resmen Hulk'u beklerken. Ama Star-Lord bozuyor burada işi. Evet, Star-Lord bu işi bozdu. Bir saniye. Şimdi böyle olduğuna göre biz şöyle yapalım. Bir Star-Lord'u buradan çıkartalım. Bakalım Star-Lord yokken nasıl olacak combat. Hulk orada sürünerek gitti. Hulk çok iyi bir varlık gösteremiyor. Allah! Zıpladı önüne doğru Hulk. Hawkeye 1 milyon tane ok attı yine Hulk'a. Hulk olalı böyle eziyet görmedi. Bir şey söyleyeyim mi? Hulk olalı böyle eziyet görmedi.
çılgın gibi savaşıyor ama Hawkeye gerçekten adamı ok bombardımanla tuttu. Bu mesafe atışı yapanlar olmasa galiba yine bir şeyler yapılacak yani, bir şeyler edilecek ama adam yerlerden kalkamadı ya. Bu çileyi biz bitirelim. Bu çileyi bitirelim. Bu böyle olmaz. İki tane Hulk'u birbiriyle kapıştıralım. Bakalım ne oluyormuş. Hulk çok başarılıymış bu konuda ya. Yapay zekasını kim dizayn etti bu Hulk'un ya? Kardeşlerim, Hulk, sorun Hulk'taymış. O zaman biz şöyle yapalım. Wasp, Rocket, Hawkeye'in karşısına Drax, Gamora, Star-Lord diyelim. Star-Lord daha ben oyunu yavaşlatamadan birisini yörüngeye soktu zaten. Birini daha yörüngeye soktu. Hawkeye yörüngeye girmiş haliyle bile ok yağdırmaya devam ediyor. Helal olsun. Ama Star-Lord gelir gelmez gönderiyor onu. Star-Lord çok çılgın bir karakter olmuş ya. Drax... Drax fena değil. Drax benzemiş gibi. Geriye kimler kaldı? Star-Lord, Hawkeye kaldı. Karşı takımdan sadece Hawkeye mı kaldı? Hawkeye de bu arada her yere indiğinde triple, multiple ok atarak milleti bombalıyor. Bu ne? Ha yo, bu takımdan hala Rocket. Rocket. Ne kadar sevimlisin sen. Rocket öyle. Star-Lord gerçekten suyunu çıkardı ya. Yakaladığına elektriği vererek yörüngeye sokuyor. Oradan mı düşecek? Size öyle bir bilgi geldi mi? Bana gelmedi de. Adam benim ekranımda yok. Sonsuzluğa gitti. Evet, bunlar korkunç adamlarmış. Bunları listeden çıkartıyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Loki, kendisi 500 bin 5 milyon puanı var. Karşısında Chedur Alien, Ultron, Scarlet Witch, Quicksilver, Thanos'un puanı kaç? Thanos'un puanı da az buz değilmiş. Bir saniye. Groot diyorum önce. Loki'den bir top fırladı. Neler yaşanıyor şu anda? Loki neler yapıyor ya? 1 milyon tane ability çıkıyor sanki Loki'den. Tam bir büyücüler birliği. Scarlet Witch büyüler yağdırıyor. Loki büyü yağdırıyor. Ciu 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 ciu. Peş peşe ciu ciu'lar yaşanıyor gerçekten. Bu kadar güzel bir savaş olamaz. Büyücülerin savaşı. Arada bir Ultron vardı gerçi. Loki, sen savaşta da yenilmiştin. Galiba burada da yenilmeyeceğim. Bir şey uçarak ekran terk etti. Loki. Bir saniye o zaman. Şimdi şunları bir kaldıralım. Şöyle yapalım bak. Bir Thanos bırakalım buraya. Karşısına da bir Ultron bırakalım. Bakalım ne olacak. Thanos şaşı gözlerle bakıyor Ultron'a. Thanos bütün ability'leri attı ona. Ama bak, Ultron daha atarlı davranıyor. Oo, kayayı aldı kendi kayasıyla saldırdı Thanos'a. Acaba canları kaç bunların ya? Mesela şunu ele geçirdiğimde canı hiç yerinden kımıldamıyor. Görebiliyorum. Çıktım ondan. Thanos'u ele geçireyim. Thanos'un da canı yerinden kımıldamamış. Demek ki bu savaş sonsuza kadar bitmez. Buradan bunu anlıyoruz. Tamam, bunları listeden çıkardım. Peki, Quicksilver'a Quicksilver desek? Siz nasıl koşuyorsunuz ha böyle? Allah 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 Allah, kollar geride kalıyor adamın, o kadar hızlı koşuyor ki. Nereye gittiniz?
Canlarım benim, neredesiniz? Ses hızının üstüne çıkıyorlar galiba. Durup durup vomp 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 diye bir ses geliyor. Azıcık gitmiş canı. Bunun da azıcık gitmiş canı. Demek ki adamların canlarıyla hasarları çok oranlı değil. Şöyle yapalım. Scarlet Witch'e Scarlet Witch diyelim bakalım. Mesela şimdi şu adamı seçelim. Yo, gitmiyor ki canım. Tamam, bıraktım. Şimdi bunu seçtim. Yani daha iyi vurduğumuz halde bile zor. Dediğim gibi ünitelerin can, Allah, canlarıyla hasarları çok orantılı değilmiş. Bir sonraki sayfaya geçelim. Bakalım şimdi. Oo, bak kim geldi? Winter Soldier. Falcon. Doctor Strange. War Machine. War Machine Minigun. Bilmem ne Leviathan. Niye böyle bir şey yaptım biliyor musunuz? Kaptan Marvel var burada. 54.000 puanıyla Kaptan Marvel. Delikanlı gibi. Bence bunların hepsinin üstesinden gelir. Blue Victory. Blue Victory. Kardeşlerim, Blue Victory. Ben aslında T'yi alarak bu durumu söylemiştim bunu ama Kaptan Marvel hepsini yener diye. Ha, şimdi Red Victory oldu. Tamam, demek ki her zaman papaz her zaman pilav yemiyormuş. Red Victory o kadar az puanla çünkü onu yapması biraz saçma olurdu. Aslında şu, pardon, şöyle yapmamız gerekiyordu. Clear, clear. Winter Soldier, Kaptan Marvel, Falcon, Doctor Strange, War Machine. Karşıya bu. Falcon'la Kaptan Marvel uçtular. Etrafında uçuyorlar. Bu da onlara vurmak için dönüyor. Anladım şimdi bu sıkıntının sebebini. Oo, War Machine'e bak sen. War Machine neler yaptın öyle? Kimi dövmeye gidiyorsunuz siz? Abi orada kimse yok ki. Ha, zaten adam bu saatten sonra yenemez ya. Yani şey oldu, çok yalan oldu bu durum. Ama Kaptan Marvel'i herkesle kapıştırabilirim. Bak mesela Winter Soldier, Kaptan Marvel. Marvel yendi. Falcon. Red Victory. Falcon mu yendi? Bu da bir garipmiş ama. Falcon da yani Kaptan Marvel'i yenmesin bir zahmet. Vallahi yendi. Peki. Chitaru Leviathan şöyle sayfa dışında kalsın. Electro, Mysterio, Red Hulk, Punisher, Iron Fist, White Tiger, Power Man nereye koysak? Power Man'i buraya koyalım. Bu takımda çünkü Red Hulk var. Çok pis dayak atma potansiyeli var bu takımın. Bak şimdi buradan bir kere bir sen bir bombalandın, tamam mı? Ondan sonra White Panther sana beyaz pofuduk pençesini vurdu. Karşı taraftan yine bir tane şey var. Yıldırımlar atan birisi var. Elektro var, normaldir gerçi. Mysterio ne yapıyor? Halüsinasyon şeylerini atıyor. Lazerlerini atıyor. Oo, Elektro ile Mysterio var ya, bombaladılar ortamı. Oo, Hulk ilk defa birisine... Aa, ne kadar güzel yapmışlar bunu. Birebir benzetmiş bunu. Iron Fist kıyafet aynısı olmuş. Hulk da onu totosuyla dövüyor. Iron Fist yandı bitti, kül oldu. Kul oldu. Bunlar da yandı, karardılar resmen. Abi Mysterio ile yanlarına kimseyi yaklaştırmıyorlar değil mi? Mysterio ile Electro. Mükemmel takım oldular. Iron Fist de mi inmedi hala?
Abi şu adama bakayım. Oh canlara bak ya. Abi canlar gitmiyor. Vallahi canlar gitmiyor. Peki. Bir sonraki sayfaya bakarsak Nova. Green Goblin. Gladiator Hulk. The Tinkerer. Taskmaster. Iron Man with Laser. Helicarrier'a karşı. Helicarrier ne yapıyorsun canım? Iron Man with Laser lazeri verdi. Helicarrier sen... Sen benim belam mısın ya? Ben gittikçe Helicarrier benim olduğum yere geliyor. Helicarrier ne yapıyor? Şamar mı atıyor acaba insanlara gidip şıplak şıplak diye suratına? Helicarrier öldü. Şimdi bu Helicarrier'i bir çıkartalım buradan. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım oyuna. Red Victory. Peki. Şimdi bir bakalım oyuna. Bilmiyorum. Bence çok adil oldu Blue Victory. Gerçi puanlar bakımından gerçekten şu anda adil oldu ha. Mesafe saldırısı yapanlar galiba bu oyunda hep kazanıyor. Gladiator Hulk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Iron Man'le baş etmesi de biraz ürkütücü yani tek kelimeyle. Ağzına ağaç. Çok güzel vurdum. Ağzına ağaçla vurayım. Ağzına ağaçla vurayım. Aa canımız gitmedi gitmedi birden gitti. Garip. Siliyorum o zaman bunları. Sonra sırada başka ünite kalmadı mı? Tüh çok eğleniyordum. O zaman Iron Man with Laser'i koyalım. Karşısına da... Neredeydi benim adam? Bu kadar geride olamaz ya. Daha ilerideydi demek ki. Hah War Machine. Göremedim. War Machine'i koyalım. 47 bin ile 43 bin. Blue Victory. Iron Man with Laser bayağı güçlü mü? Peki Iron Man daha başlardaki bir karakter miydi acaba? Ha, Iron Man daha başlarda bir karakter. Aynısı. Allah Allah. Ha bu sefer de Iron Man güçlü oldu ama galiba elektrik farkıyla. İnerken roket atarak girdi. Ne kadar güzel. Bakalım şimdi şuna. Vay. Sen misin bana elektrik atan diyor. Roket atarak aşağı iniyor. Böylece onun roketlerinden de kaçıyor. Şöyle bir bakayım dedim. Vallahi kimin yeneceğini bilemiyorum. Bu Iron Man'in de canı çok azalmış. Evet. Red Victory. Ciddi ciddi Red Victory. War Machine kazandı. Yanına bir de Kaptan Amerika koysak. Kaptan Amerika çevik hareketlerle roketlerden kaçıyor. Hepsinden kaçabildi mi? Vallahi kendi sağa sola attı. Bazı roket patlamaları ona çarpmayı başardı ama Kaptan Amerika'nın parçası kaldı mı? Kalmış. Şu anda saldırılar Iron Man'e gidiyor diyecektim. Kaptan Amerika yanında leblebi oluyor ya. Boşu boşuna dur. Hiçbir işe yaramıyor. Halbuki Kaptan Amerika yerine bir tane Thor koysak öyle mi? Oba! Bunu hiç beklemiyordum işte. Çok beklenmedik oldu. Bu arada Thor'un çekici de çok şekil. Thor hiç beklenmedik bir hareket yaparak kendisinden War Machine'in makinalı tüfeklerini çaldı. Mitralyözlerini çaldı. O zaman şöyle yavaş yavaş takımlara ekleme yapalım şimdi. Takıma Drax koyalım. Drax orada oyalanırken War Machine roketlerle rakibini yıpratıyor.
Gerçi böyle bu mesafe saldırısı ve elektrik atan bir adamın karşısına kimi koyarsanız koyun bombalanmaktan kurtulamıyor. Bak mesela diğeri gökyüzünden düşene gelene kadar orada gayet güzel bir şekilde hoyde diye roketlerin atarak iniyor aşağı. O da elektriği yiyor. Yani Iron Man ikisi de eşit seviyede dövüşüyor bu arada. Yani bir ona yıldırım atıyor, roketleri atıyor. Geldi mi diğerine yıldırım atıyor, roketleri atıyor. Gayet rahat. Kafa rahat adamın. Red Victory. Şöyle yapalım ki biz. Efendim. Chitauri Alien. Ya da daha güzeli. Gelin şöyle bir savaş sahnesi kuralım. Bir yerde vardı ya şu Chitauri Alien'lar. Gerçi onlar böyle alienlar değildi. Şey yaparak, koşarak gelen alienlardı ama bayağı kalabalık bir miktar geliyorlardı. Kalorifer peteği savaş dizilimiyle geliyorlar gördüğünüz gibi. Karşılarına bir tane Iron Man. Efendim bir tane Hawkeye. Bir tane War Machine, her nerede yaşatılıyor ve yaşanılıyorsan War Machine. Aynı zamanda Iron Man with Laser de Pepper olsun. Bakalım şimdi bu Chitauri solcularına karşı. Oba! İlk hat defansı mükemmel bak. Resmen savaşın, filmdeki savaşın sahnesini izliyormuş gibi oldum. Chitauri Alien'lar evet güzel bir darbe yediler ve bittiler. Bu kadar hızlı. Peki onların takıma bir tane şey katsak? Yok mu güçlü bir uzaylı? Var, güçlü uzaylı olmaz mı? Thanos. Thanos var. Evet, bütün herkes gitti. Şimdi 3 büyükler, 4 büyükler Thanos'a karşı. Ama Thanos da bu numaraları yiyorsa ona çok geçmiş olsun demektir. Evet, Thanos da bu numaraları yiyorsa ona geçmiş olsun demektir ama Thanos'un canı gitmiyor, öyle bir sorun var. Bu da işte aynen filmdeki sahne gibi. Biliyorsunuz filmde de Thanos'a 8 kişi birden dalıp ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. Ama hiçbir şey olmamıştı. Şimdi bir kontrol edelim. Hala hiçbir şey olmamış. Demek ki bazı şeyler boşa yapılmıyor. Filmde bunu doğru yapmışlar. Bak şimdi Thanos. Aynen filmdeki sahneyi size yapıyorum. Bu acınası sahneyi. Spider-Man. Iron Man. Efendim. Star-Lord. Doctor Strange. Sanki birileri daha vardı orada ya. Ha, Mantis vardı. Mantis yok. Drax vardı. O zaman bir tane Drax ekleyelim. Şimdi nasıl kaybedilir savaş bakalım. Evet, başarısız elektrik buz atışları. Ama Mantis'imiz eksik aslında. Mantis çok etkili olabilirdi. Takip edemiyorum resmen neler olduğunu. Bir yandan roketler uçuyor, bir yandan elektrikler uçuyor. Bu sırada Thanos arada bir yere indiğinde bir şeyler atmayı başarıyor birilerine. Evet. İki ability atıyor sanki. Burada hiç canı azalan var mı? Şöyle bakalım. Drax'ın canı biraz azalmış. Doktor'un canı biraz azalmış. Star-Lord. Neredesin canım? Iron Man'de bir şey yok. Evet, Iron Man hiçbir zaman savaşa katılmıyor gibi bir şey neredeyse. Star-Lord'un canı biraz azalmış. Spider-Man galiba gitmiş. Ortamda bir Spider-Man görmüyorum gibi geliyor bana.
Evet, ortamda bir Spider-Man görmüyorum ama Spider-Man nerede olduğunu da görmüyorum. Belki hala savaştadır. Ama önemli olan soru o. Thanos'un canını çekmemiş. O zaman bu savaşın kaderi zaten baştan belli. Peki ben acaba Secret Unit'lerden Artemis koysam? Çok merak ettim. Biraz önceki gösterdiği üstün performansla Hawkeye'yi gerçekten merak ettim. Hawkeye nasıl bir karakter ya? O okların arasından kaçıp kaçıp attığı ilk okla öldürüyor ya. Koskoca Artemis'i. Bak ilk dörtlü oktan kaçtı. İkinci dörtlü oku yerde olduğu için yedi. Diğerlerini de yedi. Bunları da yedi. Bacak arasından geçti bu oklar. İki tane yayın birden çaprazlama tuttu. Okları atıyor, ıskaladı. Bir sonrakiler ıskalamadı. Bir ok Artemis'i indirdi. Böğründen giren bir ok Artemis'i indirdi. Peki. O zaman canım. Acaba hani söylemek istediğin şey şu mu senin? Artemis'i seçip şöyle yapsak olmayacak mı yani? Hiç ok atamıyorsun henüz. Belki o yüzden olur. Ha, aradan ok attı. Bomba attı, ok attı, bir şey attı aradan. Bir Artemis düşmüş. Yine bir şeyler atıyor galiba. Yok, atmıyor. Atamıyor bir türlü fırsat bulup. Bir Artemis mi indi sadece? Artemisler var ya, çok çakalsınız. Nefes aldırmıyorlar. Aferin, aferin. Hawkeye bu bak. Başkasına benzemez. Nefes aldırırsanız aklınızı alabilir. Acıları bu adamın ne zaman bitecek? Daha çok varmış acıların bitmesine ya. Peki ben oynarsam eğer beklemeyip kalkar kalkmaz bir şeyler attığım için bayağı Blue Victory yaptım. Devamlı ateş ederseniz zaten büyük bir avantaj elde ederek yine kazanıyormuşsunuz. Bakalım Thor abi bunlara ne yapacak? Thor abi Artemis'lere bir yıldırım indirdi. Bir yıldırım daha indirdi. Uçarak aralarına daldı. Yok vallahi hiçbir şansı yok. Evet kardeşlerim. Hep birlikte Marvel'ın kahramanları ve kötüleri karakterlerini inceledik. Efendim karakterler gerçekten güzel yapılmış. Tabi birazcık abartı güçlü olmaları haricinde. Birbirlerini de başka ünite... Birbirlerini hiç öldüremiyorlar. Diğer üniteleri yok ediyorlar. Demek ki şey normal ünitelerin canları 1000, hasarları 10'ken bunların hasarları 1 milyon, canları 1 milyar. Ne birbirlerini öldürebiliyorlar, 1000 kere vurmalar lazım, diğer ünitelere de tek atıyorlar dokundukları anda. Yani yanılmıyorsam hatta kardeşlerim gelin en son şöyle bir şey yapayım. Şuradan bir tank koyayım. Yani şekilde içinden geçiyor tankım. Ama güzel olmuş. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.